Allah Hakk'a gidersin, kurbana gel.
Efendim hayırlı akşamlar. Bestehan'dan hepinize sevgiler ve muhabbetler sunuyoruz. Bugün Bestehan bir Hüseyini alemi açarak başladı. Hüseyini alemi bizim için özellikle gönül dünyamızda hüzünlerin mâkes bulduğu makamdır. Biz ağıtlarımızla, mersiyelerimizle ve özellikle salalarımızla Hüseyini makamını toplum olarak o kadar tanır, bilir hale gelmişiz ki onu yine yanık türkülerde, yine böyle bağrı delen türkülerde, yakılmış olan türkülerde inceden inceden bir sızı gibi içimizde hissederiz. İşte Hüseyini makamından Osman Hulusi Darendevi sözüyle başladık. Bağrımı yar etti kebap, bilmem ne yarın aruz dedik. Sonra şöyle Konya'ya doğru uzandık. Şehzade Ahmet Ziyaettin Efendi'nin Efendimiz için yazılmış olan uzunca bir Arapça naatinden Bendeniz'in bestelediği Belli-i selami sabah billahi interidi Medine'ten li habibil macidil ehadi diyerek devam ettik. Ve en son geldik Erzurum'a ki bizim musiki kültürümüzün önemli ayaklarından bir tanesidir Erzurum. Alvar imamı Hacı Muhammed Lütfi namı diğer Alvarlı Efe'den Bazar-ı Aşk'a meydane gel, daim bu meşka merdane gel dedik. Ve bugün Bestehan'da çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Sizler onu yakından tanıyorsunuz. Her ne kadar 3-5 senedir TRT Müzik ekranlarında belki görmüyorsunuz ama bu program belki o kapının açılacağı gündür. İnşallah Orhan Akalmaz bugün bizlerle birlikte Bestehan'ın konuğu. Kendisine ben hoş geldiniz diyorum. Çok hoş buldum. Yani her şeyle. Bura bizim... Yaş artık 56'ya girdim. Samsun'u devirdik. Allah hepimize hayırlı ömür versin. Bu kapıdan mekanı cennet olsun. Babam elimi tutarak getirmişti. En son TRT Müzik'te program yaparken çok seviyordu tabii şey. En son zor yürüyordu ama programa geliyordu, burada oturuyordu. Ben elini tutarak onun getirdim. Baba dedim, gördün mü? Sen benim elimi tutarak getiriyorsun. Ya burası bizim iş yerimiz. Diyelim. Ama burası anıların biriktiği gönül yer yerimiz. Aynı zamanda. Tabii bizler için özellikle. Burası Mesutçemiz stüdyosu. Hayalimiz İstanbul, buralar İstanbul bizim. İstanbul Radyosu'nun kadim stüdyosu diyebiliriz buraya. Tabii burası öyle. Yani. Ta Neriman Tüfekçilerin falan anlattığı. Burada elim titreyerek akitli sanatçı olarak kazanmıştım. Bağlama konservatuvardaydı benim kadrom. Ondan öğrenciyken tepe başında otururduk. Maçka'dan bazen yürüyerek buraya böyle bakardık. Bir gün inşallah buraya gireceğiz diye. Çünkü o zaman TRT'de çıkıyor. Sana rahmetli Nida Hoca da anlatırdı. Bazen radyonun kapısına çıktığımızda sevenleri gelirlermiş. Bize dokunmaya bazıları şey yapardı. Acaba o mu? Çünkü radyo başka bir alem ya. Acaba ne hayal ediyorsa tehayyülündeyim. Nida Tüfekçi... Bence şöyle biridir diyor falan. Şimdi televizyon daha tabii hayalleri kısıtlıyor her şey. Neyse evet. Ortada görebiliyor. Aslı yani sizlerle olmaktan, TRT Müzik'te yine olmaktan arada tekrar veriyorlar şeylerde ama canlı yayınlar falan çok. Zaten bir tek TRT'miz var elimizde. Eyvallah. Müzik olarak baktığımızda da bir tek TRT Müziğimiz var elimizde. Eyvallah. Gerisi diğer türler. Orhan diye. Abi diyeceğim çünkü hani yaşlar yakın ama biz... Türküler bizi anlatıyor. Aslında tabii. Biz bizim dilimizden, kendi dilimizden, %100. Sizin dilinizden kendimizi dinledik yıllardır. Sağ olun. Ve müziğin gücünü kullanıyor türküler. Evet. O bizsek eğer Orhan Akalmaz neyi anlatıyor insanlara? Ya biraz hani trajikomik de derler ya, biraz ben çok konserlerimde de, ben hatta ilk bir özel kanalda da başlamıştık. Benim söyleyenlerin ağzından söylüyorum. Sizin farkınız diyor, anlatırdınız diyor. Ben böyle herhangi bir söz, herhangi bir oradaki geçki, yapılan bir ritmik varyasyon, şudur, onları böyle hani bastığın toprağa geçme tanığı var ya, bu türküyü de böyle yalap şap söyleyip bakın altında ne yatanlar var diye anlatmayı çok severdim. Belki öyle biraz insanların dikkatini çektim. Sevdiğimi belki çok anladılar. Ben hani birisi vardır konuşur. Dersin ki gözü gözü oynuyor bu, yalan söylüyor herhalde. Kendisi inan. Ben çok inanıyorum. Müziğe çok inanıyorum. Bağlamayı çok seviyorum. Türküleri çok seviyorum. Çok da inanıyorum gerçekten. Ben bu halka, hani bazen diyorlar ya halka indik. Biz halka çıkmaya çalışıyoruz. Bu popülizm de değil asla. Çünkü bakıyorsun şey var ya merhum Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun. Evet. Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası diyor. Ayak sesinden tanırım diyor, yani o kadar ustayım.
Ama ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım diyor. Şair olarak söylüyor, şair yönüyle söylüyor. Şimdi müzisyen olarak bakıyorsun, diyorsun ki bunu nasıl yap? Ya bir Haydar Haydar çalıyorsun, ne bileyim. Hani hay bu halk cahil falan diyenler bir gelsin, ne bileyim dumanı da vardır şu dağların. O kadar çok türkü var ki. Okulda ben öğretmenken de sanat müziği öğrencilerimiz de söylerdi. Hocam biz böyle bilmiyorduk, hani bilsek belki bu bölümü seçerdik gibi şey. O zamanlar bizler öyle öğrenci transferini de severdik. Rahmetli Neriman Hoca da söylerdi. Güzel sesi. Oğlum niye bu veya kızım bizim bölümü seçseydin keşke diye. Ama bu idealizmi gösteriyor aslında. Yeter ki bu müzik türüne birilerini kazandıralım. Evet. Şimdi ben bakıyorum sporda, sanatta da öyle. Ya ister gelsin ister gelmesin diyor. O zaman telefon melefon yok. Ben 2 gün 3 gün okula gitmeyeyim. Üst kattaki komşumuzda telefon vardı. Vallahi hocamız aratıyormuş, Orhan nerede kaldı diye. Hocalık öyle. Hocalık da öldü demeyelim ama can çekişiyor diyelim. Yani hocalar da çok lazım emek vermek bize. Gerekir aslında. Bir de sizin öyle alan ya. Elbette çok nadir insanların yetişebildiği, bir de nadir insanların tutunabildiği bir alan. Tabii zor. Diyelim ve oradan isterseniz gelelim tabii aynısı işte. Şöyle incinme, incitme diyelim. Eyvallah, onunla başlayalım. Oradan başlayalım. Bu Bestami Yazgan hocamızın kendisine selam ederiz. Selam ve saygılarımızı. Ben denize birkaç tane eserini, şiirini besteledim onun. Ben önce, ha buydu evet. Bunu bestelerken, daha doğrusu sözler internette falan dolaşıyor. Yunus Emre diye dolaşıyor. Ha evet. Bilir misin? Falan hatta o şey da yaptı. Alınmaz bu işten hiç. Hatta söyledim, dedim hocam benim de öyle işime bir kurt düştü. Yani Allah Allah, bu internete de bu kadar güvenilmez kaynak olarak. Ondan sonra TRT kaynağını falan muhakkak bakarız. Hani gençler de öyle her okuduğu sözü veya şeyi doğru sanmasınlar internette. Kaynak yine önemli. Yani aldığınız kitap önemli. Öyle olmasına dedim, rahatsız hani doğru değil olmayabilir. Ama araştırdım. Şey adını unuttum sevgili dostumuzun, o söyledi. Neyse hocam dedim, bu dedim Yunus Emre diye dolaşıyor dedim, hani telif hakkı var çünkü artık yavaş yavaş sanatçılar telif haklarından evet geçimle, ben MESEGİ'de de yönetim kurulundayım, biraz bahsetmeyi arzu ediyorum, ciddi edelim lütfen çünkü o bilinci gerçekten yerleştirmek lazım. Ben dedi hasılı şey şeref şiir diyorum benim dedi şey Yunus Emre'nin şiirine benzetilmeye. Eyvallah. Güzel bir bakış açısı tabii ki. Üstün bir yürek bakış açısı. Ama tabii dedim hocam hani MSG'ye falan iyi olun ki telif haklarınız gelsin diye. Çünkü dünya buraya evrildi. Eyvallah. Çiçeklerle hoş geçin. Haydi bakalım. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Mevla verince azımı, geri alınca kızımı, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül.
Başın olsa da yüksek, gözün engin de gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün engin de gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azımı, geri alınca kızımı, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Kulu incitme gönül. Kulu incitme gönül. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Bunun müziği de benim. Türkü değil. Eyvallah. Ben kendi bestelerime bile türkü değil diyorum. Türkü başka bir şey diyorum. Hani bazılarının söylediğine türkü değil diyorum mesela. Ha işte bizde vardır ya, çekemiyor veya ne bileyim ya, biz bilimsel bir tespitte bulunuyoruz. Buna da ömrümüzü vermişiz. Biraz da mı itimat edilmez? Çoğu ediliyor. Ay diyor da evet. Bazıları böyle hani şey var, Hazreti Mevlana'nın sesini yükseltme, yükselt, sözünü yükselt diye. Biraz bu sözünü yükseltenleri arıyoruz gerçekten. Şimdi tam da bu noktadan şöyle bir mevzuya girmek isterim. Biraz böyle sanat, özellikle müzik için bu sanat kavramını kullanmak istiyorum. İçine ne kadar herkes girecek, ne kadar kimler giremeyecek bilemedim ama bu alana giren insanların hani müziğimizi yapalım, eğlendirelim, hoplatalım, zıplatalım, sonra dönüp gidelim, herkes yoluna baksın mıdır sizin anlayışınız, yoksa aslında bizim müziğimiz daha geleneksel, altı başka şeylerle dolu, biraz irfani yönü olan, biraz gönle dokunan, gönlü olgunlaştırmaya, yönlendirmeye yönelik bir şey midir diye bakmak lazım. Ya hepsi de diyebiliriz aslında. Yani hatta eksiği var dediklerimizin. Ya yaşamda ne varsa. Hatta ben şunu da söylüyorum. Mesela bazı türküler, cinsellik hayatta yok mu? Hayatta da cinsellik var. Ama edepsizlik yok. O bir şekilde yontulur halk tarafından, bir şekilde. Şimdi bakıyorsunuz, yani bir eser var diyorsun, şimdi sözünü söyleyeceksin, ya ayıp olur diyorsun, sözünü söylemeyeyim falan diyor. Böyle eserler, besteler var diyelim. Evet, özellikle türkü olarak baktığımızda türküde her şey var. Yani türküye sorabilirsiniz, türkü burada ne yenir, ne içilir, burada nasıl konuşulur türkü, buranın şivesi nedir? Yani tam olarak kendimiz. Tabii, tamamen biz. Yani anayasalar değişiyor, maddeler değişiyor, şunlar... Türkü değişmez. Eyvallah. Duygu deseniz, duygu, şimdi bizim oğlan da müzikle ilgili, şimdi gitar da çalıyor. Şimdi çok sesli, tek sesli muhabbeti de oluyor. Şimdi tek sesli diye bizim müziğimizi bazı küçümseyenler de var. Bizimki duygu müziği. Ayrıca içinde kendince de çok seslisi var. Bu duyguyu yakalamak önemli. Bu duyguyu dünya üzerinde gerçekten yakalayabilen etnik müzik sonuçta. Bizim kökenimizin, evet, atalarımızın, evet, müziği. Böyle bir müzik türü dünyada yok aslında. Hı hı. Ama işte çoğu şeyin olmadığı gibi bunun da kıymetini bilemiyoruz. İnşallah. Ama hepsi var dediklerimiz. Kadir yani. Kıymet. İnanç da var, irfan da var, duygu da var, aşk da var, meşk de var, her şey var. Eyvallah. Biz bir tane eser gönderelim seyircilerimize, sonra muhabbetimize devam edelim. Sevgili seyirciler, bu okuyacağımız eser Kamilcan Ataniyazoğlu, bir Özbek. Çok enfes besteleri var. Onlardan bir tanesi. Daha önceden başka bir bestesini dinlemiştim. Ama düşümde bir bülbül gördüm, ürküp gelmiş gülzarından. Hangi bağın bülbülüdür, hangi bahçanın narından diyor. Buyursunlar efendim. Düşümde bir bülbül gördüm, ürküp gelmiş.
Çok teşekkür ederiz. Ellerinize, nefesinize sağlık. Çok, çok güzel. Hoşuma gidiyor. Çok güzel, evet, bir şey. Çok hoş bir şey. Böyle dokunan bir eser. Evet. Yani tavrını tabii direkt alıyor, o taraflara götürüyor. Evet. Ben bunun notasını rica edeceğim. Hay hay. Memnuniyetle. Ne demek? Vallahi çok hoş. Evet. Evet. Orhan Akalmaz deyince pek çok türküyü. Bir de tabii tartışmaların bir tanesi. İşte bizim müziğimizi, hem geleneksel Türk müziğini hem de halk müziğini hep belli yaştan üzerinde insanlar dinler. Bu algıyla birlikte oluşturmaya çalışan da bir görüntü var aslında. Orhan Akalmaz'ın konserlerine gençler gelir, onlarla birlikte türküler söyler. Evet, bu altı çizilecek kısım burası. Evet. Ben hatta kulaklarını da çınlatıyorum. Diyorum, gençler türkü dinliyor mu? Dinlemiyor diyorum. Söylüyor, benle beraber söylüyorlar çocuklar. Ya hani inanır mısınız bilmem ama inanın lütfen. 10 yaşında çocuklara göz göze bakarak, geçen söyledim, hatırlamıyorum Türkiye abi, yani zor ya, hastane önünde icra abi, çocukla bakışarak söyledik yani. O maalesef bu algı, biliyorsunuz yani, bir kısım medya vardır ya, yılları belden şey yapıp belli amaca dönük bunlar. Çünkü bir milleti millet yapan dili, dini, kültürü, tarihidir. Şimdi bunlardan birini, bunların bizde hepsinin de alası var ama şimdi işte dinimizi genel olarak görüyoruz, bakıyoruz. Değil yani, İslam coğrafyası diyoruz ama nerede? Hangi İslam'ı yaşıyorlar bilemiyoruz yani. Ya güler yüz sadakadır diyen dinden mi bahsediyoruz? Aynı dinin mensubu muyuz? Yumuşak sesle konuşmak sadakadır. Bu dinden mi bahsediyoruz yoksa hani falan gibi. Şimdi
dilimiz deseniz ya bırakın artık bilmem ne işte full tamamlara, okey tamamlara, full dolulara falan. İngilizce konuşacak ya bir yandan bir şey. Böyle bunu vermeye çalışıyorlar. Müzik deseniz işte dediğiniz gibi ya şimdi işte bunu bu nesil dinliyor demek. O nesilde gittiğinde aslında bu müziğin yok olmasını isteyenler. İşte o zaman TRT'ye büyük görev düşüyor. Değil mi? TRT bunu koruma altına... Ben hep söylüyorum, bazen böyle tersten düşünüyorum. TRT'yi çıkaralım mesela. TRT diye bir kurum kurmamışlar. Muzaffer Sarı Sözenler falan. Kim çalacak, kim söylemişti mümkün mesela. Mümkün değil, bitmiş değil geçmiş olsun. Ya. Yani bu kısım bitmiş olacak. Onun için... Bunlar nereden gelecek? Onun için aslında ciddi, yani ben söylüyorum, biz diyorum aslında konserlerimde de bilim adamıyım diyorum ben. Tabii halk müziği bir bilimdir gerçekten. Eyvallah, onun için... Biz de bununla uğraşıyoruz. Orhan Akalmaz önemlidir. Estağfurullah, kıymet bilen sağ olsun. Önemli bir temsilcidir ve bu elimden işi sadece geldi. Hani bağlamayı alıp türkümü söyleyeyim gideyim durumunda değil de bir eyvallah de anlatmak olsun isteyen, derdi olan, sızısı olan bir insandır. Hadi aheste diyelim, buyurun. Öneminin altını çizmeye çalışıyorum. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Buyursun. Sağ olun. Senin büyük ziyanın alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, yaradan senin tahtını yıkar aheste aheste, yaradan senin tahtını yıkar aheste aheste. Dardayım diyene gülüp geçersin, gününü gün edip yiyip içersin. Yarın bir gün nizam kurulduğunda dünyada ektiğin neyse onu biçersin. Yarın bir gün mizan kurulduğunda dünyada ektiğin neyse onu biçersin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, yaradan senin tahtını yıkar aheste aheste, yaradan senin tahtını yıkar aheste aheste, yıkar aheste aheste, yıkar aheste aheste. Gönlünüze sağlık. Gönlünüze sağlık. Söz de size ait. Maşallah. Sözümüzü de bana ait. Bunun böyle arada kendi duygularımızı da maşallah devreye sokmaya çalışıyoruz. Hayra da kullanmaya çalışıyoruz. Madem olduğunu bir gördüm. 15 tane albüm. Ama artık şimdi albümler devri yavaş yavaş. İşte dedim ya, yani yeni bir dönem geliyor. Yeni bir dönem olan onlar da belki menfi olarak hazırlığını yapıyorlar ama
En son albümü mesela sıfır dijital platformlarda. Çünkü azaldı yeni arabalarda artık o CD çalarlar bendir. CD diyor sizi demiyorum. Onlar falan bile olmayanlar var artık. Evet. Gençler artık Bluetooth'la bağlıyorlar. Evet, evet, evet. Yeni bir devre geçiyoruz. O yüzden işte yine bu telif haklarının gerçekten çok oturması lazım. Hani bir ara korsanlardan şikayet ediyorduk ya. Şimdi başka türlü iş. Şimdi bu işin korsanı oluyor. Yani hani ne bileyim göz göre göre şurada bir kuruş olsa o bir kuruşu çalmayacak adam. Almaz çünkü öyle inançlı. Ama müziği yapacaksın ne olacak diye oradan tıkla bıkla. Onun da aslında bir hak yemek olduğu, ondan bu kadar insanın çoluğunun çocuğunun rızkını kazandığı, eğer orada resmi sitelerden veya işte alacağı şeyden onun bir kuruş da olsa zaten bir tıklamadan dünya parası gelmiyor mu? Ha. Birikiyor. Ama bu hem yeni müzisyenler yetişmesine, hem yeni eserler verilmesine, ekonomiye katkıda bul. Mesela yeni 500 firma şirket arasına girdi yurt içine döviz kazandırma. Dizilerimiz biliyorsunuz evet, gidiyor. Evet, bu bir sektör. Tabii. Yani bunu daha ileriye götürmek lazım. Orhan Gencebay abimiz bu işler için çok uğraştı mesela. Hala da uğraşıyor. Bu işi halletmiş olan ülkeler var aslında. Çok hem, da hem çok de da nasıl zor hem de ciddi anlamda evet. Para. Mesela Yunanistan bile telifte bizden öndeymiş. Bile dediğim nüfusu için oranla, söylüyorum. Evet. Hani küçümseme anlamında değil. Koca Türkiye'den o kadar daha toplanamıyor. Çünkü canlı müziklerden toplanamıyor. Ne bileyim düğün salonlarından söylenen. Çünkü bu benim emeğim mi? Ben yapmışım. Bizim malımız bu. Çoluğumuza, çocuğumuza bırakacağımız eserlerimizden biri bu. Fikri ve sanayi haklar zaten. Bu da bir sanayi. Bunu çalmayın yani. Biz çalıyoruz ama siz çalmayın. Biz çalalım. Biz çalalım, peki, siz dinleyin. Peki biz çalalım. Resul'e Nebiyen diyelim arkadaşlar. Haydi bakalım, buyursunlar. Aleyhissalatü vesselam. Harrar tel enema.
Teşekkür ederiz efendim. Oh, gönlümüz doydu vallahi. Eyvallah. Yani ne bileyim, hani derin konulara girmeyeyim ama değil mi? Sanat dediniz ya, sanatın tarifinde şu var. Sanat insanda duyguyu, düşünceyi, estetiği,
güzelliği uyandıran yolların tümü. Hani dediniz ya demin. Hı hı. Yani şimdi düşüneceğiz, öğretecek bir şey öğreneceğiz. Bir içimiz açılır. Sanat çünkü bu. Hani sanat insanın sivri taraflarını yontar. Hani adamı adam eder biraz. Mesela ben hep söylüyorum mesela Müslüman bir ülke için utanç vesilelerinden biridir mesela kadına şiddet. Allah'ın yani bize emanet ettiği, bunu da hani acizlik, aziyet gibi alıyorlar. Değil. Neye emanet ederiz biz mesela? Çok kıymet verdiğimize emanet değil mi? Yani çocuk size emanet falan gibi. E şimdi eğer bu sanatın ne bileyim iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim diyerek büyüse. Ne bileyim mühür gözüm seni elden kıskanırım. Saçının telinden diyor ya, zülfünün telinden kıskanırım. Veya ne bileyim güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk ol. Hep nasıl övüyor karşı cinsi? A benim ya, bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım, yüzünde göz izi var. Sana kim bahtiyarım? Bak, estetiğe de bakar mısınız yani? Hani bu köylüler yakıyor bunları. Onlar söylüyor. Haydi buyurun o zaman yani, gafil gezme. Bu stüdyolardan Neriman Hoca rahmetli güzel bir Gaziantep türküsüdür. Güzel bir deyiş söyleyelim. Tezek kokuyor buralar deyip laf atarlarmış onlara buralardan çıkarken. Öyle ama... Kurban olsun tezeye. Ayrıca o da var tabii ki de. Yani. Onun da bir nimet olduğunun Allah farkına vardırmasın diyelim. Şimdi bu teknolojilerle falan biraz insanlık şımarıyor gibi geliyor bana. Ama bir damla kendisine yağmur yağmadı mı? Güç vehmediyor. Öyle diyor ki tamam biz o ışınlanmayı da bulursak var ya her şey. Yapacak bir şey yok. Vanaları kapatırlarsa hiç bir... Buyurun. Yani birçok şey var. Biraz öyle düşünmekte fayda var. Hasan Hüseyin'den bu kaynak kişisini söyleyelim. Bu türkü. Bizimkiler gibi değil. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün, heyecan ölürsün. Dünya kadar malın, leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli. Olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur bülbül gibi dilin. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Söyleyen dillerin söylemez olur bülbül gibi dilin. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Üstadım gelse otursa, heyecan otursa, Hakk'ın kelamını leyli leyli.
dünya benim değil. Zapta geçirse Karun kadar malı. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Dünya benim değil, zapta geçirse Karun kadar malı. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Eyvallah. Ağzınıza sağlık efendim. Eyvallah. Alem alem gezdiriyor Türkiye insanı. İkinci kıtasında da güzel söylüyor diyor. Kul Himmet öyle mi? Sen söylersin söz içinde sözün var. Çalarsın çırparsın oğlun kızın var. Şu dünyada 3-5 arşın bezin var. Tüm bedestan senin olsa ne fayda diyor. Bazen gençler özellikle kısa döneme bakıyorlar. Abi çalıyor çırpıyor ama keyfi yerinde adam onu yedi. Aheste oğlum, dediniz ya aheste. Biraz, aheste var. Bir de o daha sonrasını da söylüyor. Oğlun kızın var. Kimin çocuğusun yavrum? İşte Orhan'a kalmasın. Ama şu şikayetçi ve senin baban. Başka bak çocuk ya 1-0 geride ya 1-0 önde başlatıyor. Ya. Oğluna kızına öyle de gidiyor bu iş gerçekten. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Kıymetli saz arkadaşlarımızdan şimdi bir sabır isteyelim bakalım. Sabırlarını zorlamadık inşallah. Yok, bir sabır isteyelim. Efendim sabırla tahammül arasında böyle ince bir çizgi vardır. Her ikisi de bir böyle mühlet vermeyi falan gerektirir gibi durur ama sabırda bir vakar vardır. Hani ne istediğini ne beklediğini bilmek vardır. Sabırda bir de Allah'a güven vardır. Tabii. Yani işte eninde sonunda olacak ama ötekinde tahammül biraz zorlama bir tahammül kelimesi alıyorsun güzel bir kelime ama evet. Evet ama alıyorsun. Yani, tahammül ediyorsun. Evet yani. Ama öbürü sabır. Haydi bakalım arkadaşlar. Thank you.
Eyvallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sizin ha? Eyvallah. Çok güzel. Söz düşünmüyor musunuz bu? Sözlü olanları okuduk biraz evvel. Ha öyle mi? Ben notaları bu bahse çok girmeyelim diye notaları önceden vermedim. Ben de söz görmeyince altta bir de arkadaşlar da saz eseri gibi çalınca. Saz eseri zaten. Saz eseri olarak besteledik. Ama sonra söz yazdınız. Yok. Yazın bu, bence mi? Bu böyle geldi artık. Eyvallah. Ama yani güzel. Yani ben... bizim müziğimizin duygusunu gerçekten seviyorum. Yani bir de hiçbir millete nasip olmayan iki büyük dal var yani. Evet. Tabii böyle çünkü hem bir tarafta eli kulağa atıp tamamen çünkü halk müziğine mesela bazen bizde makam diyen hocalarımız oluyordu ama ben hala da ona karşı çıkıyorum. Çünkü bazıları makama uyabiliyor. Biz ona dizi diyoruz. Hı hı. Ama hiçbir halk eli kulağa atıp ben bir şey ne bileyim Hicazkar bir beste yapayım ne bileyim işte artık aklımıza Segah bir türkü yakayım demez. Uyabilir ama bizde diyorum en büyük kural halk müziğinde kuralsızlıktır. Biz öyle kural mural ama nasıl kural onlar? Duygusu kendi kendine oluşan. İşte, tabii yani, oradan biz onu bak burada bunu kullanmış ne bileyim işte şeylerdeki maniler bakıyorsun. Çünkü mani adam ben yedil hece yapayım işte kafiyesini öyle diye yapmıyor. Veya köydeki kadınlar falan. Ama sonra topluyorsunuz, bakıyorsunuz ki ortak özellikleri var. Yani uzun havaların bile, yani ya serbest diyoruz biz onlara ama uzun havaların kendi içinde bir dönüşümü var. Bir insicamı şey var. Ona biz zaten ritimsiz demeyiz, usulsüz deriz uzun havaya. Uzun havanın usulü yoktur ama ritmi vardır. Eyvallah. Ne bileyim, Zahidem kurbanım oy. Şimdi uzun hava bu ama Zahidem kurbanım oy. Oo, onun bir ritmi var. Bu böyle bitecek. Zahidem kurbanım oy. Eyvah bu program keşke iki kat uzun olsaydı. Şimdi bir Bolu'ya gidelim birlikte okuyalım bunu da. Hadi Bolu Göynük türküsü. Göynük türküsü. Eyvallah. Seherlerde, Seherde Derya'ya dalsam. Onu ben de albümde. İnsanı yetiştiren türküler diye bir albüm yapmıştım ben yıllar evvel. Hmm. Hocalarımız öyle derdi çünkü oğlum türküler insanı yetiştirir diye. Türküleri Neşet Usta'nın da var ya hani kötü insanların türküsü olmaz diye. Türküyü içinde hisseden adam biraz dini öğrenir. Biraz insan olmayı öğrenir. Ahlak öğrenir. Her şey o gerçekten olgunlaştırır yani. Evet sizle gireceğiz efendim. Sizden şöyle bir bağlamanın ahengini biraz kulaklarımız teneffüs etsin. Sonra da arkadaşlarımızla sonuçta birlikte. Sonuçta türkü. Tabii ki. Allah de kalbim Allah de.
Muhammed, Allah de kalbim, Allah de kıl şefaat. Ya Muhammed, Allah de kalbim, Allah de. Türkü deyip küçümseyelim mi şimdi türkü bunu? Türkü diyorsunuz. Yani şimdi diyeceğim yani müzik haram. Ne diyeyim? Allah yani, de kalbim. Haramı helale zaten yüce yaradan der. Sen kimsin? Bir öyle bir işaret bir şey. Biz de elimizden geldiğince tamam eyvallah o konuda fetva verecek makam değiliz ama okuyoruz. Hadisleri de şey yapıyoruz. Ben bir tane görmedim. Duymadım. Ama Allah de kalbim diyor işte. Bir de yani. Evet. Onlara diyelim bunu. Ne diyelim? Yani... biz tabii oraları aslında epey geçtik. Bu son... Gönül tamamen bitmesini istiyor ama epey yol kat ettik tabii çok ciddi anlamda. Çünkü böyle referans kanallar, işte TRT'nin Diyanet TV gibi, ya buralarda müzik programları yayınlandıkça, aletle ilgili bir şey. Yani hep derler ya hani bıçağı alimin eline verirsin, alim olur, zalimin eline verirsin, zalim olur. Aynı bıçakla o hayat kurtarır, o hayat alır. Evet. Aletin kabahati yok. Kabahat yine bizde. Zihinde ve gönülde. Tabii nasıl kullanıyorsan. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben daha çok teşekkür ederim. Aldık. Çok mutlu birinci oldum. Birinci bölümü bitirdik. İkinci bölümde inşallah. İnşallah bir daha ağırlamak kısmet seve olur. Seve seve. Ben çok rahat olduğum ortamda zaten bazen şey yapıyorlar. Ben aslında çok utangaç bir adamımdır gerçekten. Hani çocukken de öyleydik. Ama böyle... Çok çocukluk, samimi... çocukluk Samsun'da geçmiş ondandır. Biz de öyleyiz. Samsun'a da selam olsun buradan. Selam olsun. Sizin tabii Bayburt'u ihmal edersen Bayburt'da ben bizi keserler. Öyle mi? Peki. Oraya da selam edelim. Evet, tabii, ayaklarınıza yere, sağlık. Hepsi bizim. Biz Türkü sizleri... çünkü Türkiye'den, Türkiye'den gelir. Tabii. Bize ait. Hatta diyorum güzel ülkemizin sınırları da de sınırlı değil. Kerkük var, Azerbaycan var, Selanik var, Kıbrıs var. Türk cumhuriyetleri. Türk eli kulağı atar. Eyvallah. Biz sizleri hep kaliteli dinleyicilerin, gönüllü dolu dinleyicilerin karşısında türkülerle beraber aynı zamanda insan olmanın mesajlarını veren bir insan olarak tanıdık. En önemli o. Çok keseyim mi? Çok özür dilerim. Aşık Veysel'in var. Kapatamayacağız. Hadi diyor buyur. Ki, Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası. Eyvallah. Güzel bir sözdü bu. Bununla inşallah programımızı kapatacağız. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Hep gönlünüze, sağ nefesinize sağlık. Allah sesinize, sedanıza zeval vermesin. Amin, İnşallah hepimizin. Sizleri bu sedayla dinleyelim. İnşallah. Evet sevgili dostlar, TRT Müzik izleyicileri, Bestehan izleyicileri, bizlerden bu akşam bu kadar diyeceğiz. Bir Miraç ilahisiyle sizlere veda ederken, efendim zaman çok akıp hızlıca geçiyor. Fark edemiyoruz. Bir hafta ne zaman geçti? Tekrar Bestehan zamanı geldi. Evet, bizim de tek dileğimiz sizin gönüllerinizde hayır dualarınızda yer bulabilmek ve baki kalan bu kubbede hoş bir seda misali, güzel bir seda bırakabilmek. Bu akşam o sedayı Orhan Akalmaz'la birlikte, evet, sizin beraber. Çok kıymet verdiğiniz, sevdiğiniz bir sanatçıyla birlikte o sedayı bırakmaya çalıştık. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm dostlarımızla beraber, sazende ve hanendelerimizle birlikte hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyor. Kalın sağlıcakla diyoruz.
Hacı'da Mevla'm.